أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Pek aziz ve muhterem takipçilerimiz, saygıdeğer gönül dostları, Havza'dan Ravza'ya selam olsun diyoruz. Havza'dan Ravza'ya aşkımız ve muhabbetimiz ulaşsın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diye niyet ederek sohbetimize başlıyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi, aile bireylerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi Zat-ı uluhiyetine layık, hakiki has kullarından olabilmeyi, Habibine, Resulüne hakiki has seçkin ümmet olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Saygıdeğer günün dostları, sabah ve akşam Allah'ı zikretmek dedi İmam Nevevi. Neden biz de İmam Nevevi'ye 21. asırdan sabah ve akşam Allah'ı zikretmek diye seslenmeyelim, bu yankıyı ruhumuzda duymayalım. Evet, sürekli Rabbimizi hatırlamak, sürekli sabah ve akşam Rabbimizi zikretmekle ilgili sevgilimiz, ay yüzümüz, gül kokulumuz Muhammed'imizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini hatırlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan ümmetlik biatımızı tazeleyelim istedik inşallah. Ona olan aşkımızı tazeleyelim. Hani denir ya aşkını tazele. İşte biz de bu sohbet halakalarında Muhammed Mustafa'mızın muhabbetini, gönlümüzdeki, ruhumuzun derinliklerindeki o aşk-ı nebiyi inşallah artırmaya, manevi yönden kendimizi yenilemeye çalışacağız biiznillah. İnşallah böyle olur. Abdullah İbni Hubeyb radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu diyor İmam Nevevi 1459 nolu hadisinde. Akşam ve sabah vakitlerinde kul hüvallahu ahad ile muavvizeteyn surelerini üçer defa oku, her türlü kötülükten korunmak için bunlar sana yeter. Şimdi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de geçiyor hadisimiz. Abdullah İbni Hubeyb'i tanıtıyor eserimiz, 6. cilt. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamberimizden hayat ölçüleri hadis kitabında Medine'nin Cüheyne oğullarındandır Abdullah ile babası Hubeyb, her ikisi de sahabi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetiyle müşerref olmuş, baba oğul sahabe olma devletini yakalamış zatlardandır. Hayat hakkında fazla bilgi yok diyor kaynaklarımız. Abdullah İbni Hubeyb'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 ya da 3 hadis rivayet ettiği, onları da kendisinden oğulları Muaz ile Abdullah'ın naklettiği rivayet ediliyor, biliniyor. Allah her ikisinden, baba oğul, her iki sahabeden de razı olsun. Şimdi hadisimizin açıklamasına geçebiliriz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Hubeyb, Ukbe İbni Amir, Cabir İbni Abdullah gibi bazı sahabilerine bu sureleri, yani İhlas, Muavvizeteyn surelerini akşam sabah saatlerinde okumalarını tavsiye buyururken bu surelerin önemine dikkatlerini çekmek için zaman zaman yaptığı gibi hoş bir usul takip ediyor. Nedir o da? Her 3 sahabenin belirttiğine göre önce onlara adlarıyla hitap ediyor, isimleriyle hitap ediyor. Bir eğitim, öğretim metodu, yöntemi uyguluyor. Oku buyurmuş ve onların ne okuyayım ya Resulallah diye sormaları üzerine aynı emri
bir defa tekrarlamış. Bu karşılıklı konuşma üç defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle mezkur sahabi efendilerimiz arasında üç defa tekrarlandıktan ve böylece Allah'ın Resulü sahabilerini sözüne iyice kulak vermeye hazırladıktan sonra, o hazır oluşluğu o sağladıktan sonra akşam ve sabah saatlerinde İhlas ve Muavvizeteyn surelerini, Kul Euzü Rabbil Felak ve Kul Euzü Rabbin Nas surelerini okumalarını tavsiye etmişti. Bakın burada görüyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace Mukaddime 17. babta geçen hadislerinde ben innemâ bu'istu muallimen, öğretmen olarak gönderildim buyuruyor. Profesör Doktor Abdullah Özbek Bey'in, Allah selamet versin, bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir kitabı var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı hadislerle İslam'ın 6. ciltte en güzel mürebbi Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarla, gençlerle iletişimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinin eğitmesi ile ilgili orada birçok hadisleri görüyoruz. Onları tavsiye ederiz. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir eğitim metodu uyguladığını, öğretmenlerimize ışık tuttuğunu, pedagojik ilkeler oluşturduğunu görüyoruz. Hadis-i şerifin diğer rivayetlerinde Resulullah Efendimizin Muavvizeteyn surelerinin önemli işaretle. İnsanlar bu iki sureden daha faziletli bir şeyle Allah'a sığınamazlar buyurduğu görülmektedir. Nesai istiazedir. Şimdi biz hani devletimize, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz en güzel bir şekilde bir süreci yürütüyor. Pandemi süreci, Covid-19 virüsü değil mi? Ve dünyaya da örnek oluyor elhamdülillah. Bu salgın hastalığı yenme aşamasındayız. Bütün olumsuz şeylerden Allah'a sığınmamız gerekiyor. İşte bu yetiyor diyor Peygamber Efendimiz. Bu iki sure, 113. ve 114. sureler, insanlar bu iki sureden daha faziletli bir şeyle Allah'a sığınamazlar. Bu salgın hastalıklardan biz kime sığınacağız? O hastalığı kim gönderdi? Allah'ın takdiri oldu. Hayırlıyı ve şerriyi minallahu teala. Dolayısıyla Allah'a sığınacağız. Peki Allah'a en güzel nasıl sığınırız? İşte kul euzü birabbil felak, kul euzü birabbin nas surelerle en güzel sığınılır diyor, buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kul euzü birabbil felak ve kul euzü birabbin nas diye başlayan iki surenin adı da muavvizeteyn'dir ifade ettiğimiz gibi. Bu iki sureye bir de kul huvallahu ahad diye başlayan İhlas suresi ilave edilince, eklenince üçüne birlikte sığındırıcı sureler anlamında muavvizat ismi veriliyor. Resulullah Efendimiz'in her gece yatağına yatmadan önce ve ayrıca mübarek vücudunda bir rahatsızlık hissedince, bir ağrı hissedince bu üç sureyi okuyup mübarek avuçlarına üflediği, daha sonra mübarek başından başlayarak, yüzünden başlayarak ellerini vücudunun ön taraflarına sürdüğü biliniyor saygıdeğer bir dostlar. Hazreti Ayşe annemiz de Resul-i Ekrem'in rahatsızlığı artınca bu sureleri kendisine okuyup onun mübarek eline üflediğini, yani ya Ayşe bana oku ve elime üfle dediğini ve Resulullah'ın da elini, mübarek ellerini vücuduna sürdüğünü söylüyor. Buhari, Fezailül Kur'an 14. bapta geçen hadis-i şerifler. Bunlara tıbb-ı nebevi diyebiliriz. Yani psikolojik stres, sıkıntılar, bunlar çağımızın aslında insanının başına musallat olan en önemli sıkıntılar, meşguliyetler. Peki burada biz nereye müracaat edeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılacağız. Onun bize bıraktığı bu tavsiyeler, emanet ettiği bu hadisleri can havliyle alıp bu surelerden medet umacağız. Başka yerlere, türbelere, yok işte çavut bağlama, mum yakma, kurban kesme, ağaçlara çavut bağlama kısmına da böyle değil. Felak ve Nas sureleri, İhlas'la beraber muavvizat sureleriyle Rabbimize sığınabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yaptı. Bize de bunu tavsiye etti. Biz de başka yollara gidemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabii tedaviyle ilgili kurumsal destek, sıkıntılar olabilir insanın, psikolojik destekler alabilir, devletin hekimlerine müracaat eder, o ayrı. Ama bir de manevi
tedbir almak gerekir ki buna Profesör Doktor Kemal Sayar Hoca eskiden tıp seküler bir şekilde yaklaşıyordu. Ya o ya bu. Yani ya tedavi veya ya manevi şeye yönel ya tedavi. Şimdi öyle değil. Şimdiki psikiyatrist otoriteleri hem o hem bu diyor. Yani hem manevi tedavi hem destek alma. Onun için Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hoca, o da Merzifonludur, Amasya bizim komşu ilimiz. Mesnevi terapi, Yunus terapi diye kitaplar yayınlamıştır Timaş yayınlarında. Mesnevi ile insanların ruhunu dinlendirme, dinginleştirme. Mesnevi Amerika Birleşik Devletleri'nde bestsellerde geziyor. En yüksek satış yapan kitaplar. Mesnevi terapi, manevi terapi. İşte Felak Nas sureleriyle de manevi terapimizi yaparak uyku alemine geçebiliriz. Sıkıntılarımız varsa bunlardan çözüm üretme olarak İhlas, Felak, Nas surelerini seçebiliriz. Hadisimizde bu üç sureden bahiste her türlü kötülükten korunman için bunlar sana yeter. Bakın her türlü tümen bir kavram, külli bir kavram. Bunun içerisinde virüs de olabilir, bulaşıcı hastalık, stres de olabilir, bir takım sıkıntılar da olabilir, baş ağrısı da olabilir. İnsanın aşamadığı bir takım düğümler, ruhunu sıkan sıkıntılar da olabilir. Bunlar hepsine devadır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İhlas, Felah ve Nas sureleri. Her türlü kötülükten korunman için bunlar yeter sana buyuruyor. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. İşte diğer duaları okuyamayan kardeşlerimize bu bir müjdedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tıbbı nebevisidir, bir reçetesidir, bir manevi reçete sunuyor. Bu bir müjdedir. Korunur insan. Evet, hakikaten yani bazen öyle olur. Ya içinde bir sıkkınlık var. Kelimelerle ifade edemem. Anlam veremiyorum. Nedendir? Bir daralma hissi. O zaman ne yapacağız? Hemen İhlas, Felak, Nas surelerini abdestimize alıp şöyle bir oturup huzuru, huşu içinde manalarını tefekkür ederek neyden kime sığındığımızı düşünerek Rabbimizi sonsuz kudretini tefekkür ederek sığınacağız. O zaman o sıkıntının bizden alındığını göreceğiz. Bu da güzel dinimizin bitip tükenmeyen kolaylıklarından biridir. Hadisten neyi öğrendik saygılar yolun dostlarım? İhlas ve Muavvizeteyn sureleri son derece bereketli ve feyizli surelerdir. Hakikaten bugün insanımız hani bir susuzluk içerisinde saygılar yolun dostlarım. Yani ağaç dikene su olmadı mı ne olur? Ağacımız kurumaya yüz tutar. O yapraklar gider. İskelet halini alır. Susuz ağaç yaşayamazsa feyizsiz insan da yaşayamaz. Maneviyatsız insan da yaşayamaz. Dolayısıyla stresten kurtulmak için maneviyatı seçin gibi bir düşünce geliştirebiliriz. İhlas ve Muavvizeteyn sureleri bereketli ve bizim ruhumuzun feyiz kaynağı olan surelerdir. Onu öğrendik. Her türlü zarardan Allah'a sığınmak için akşam ve sabah bu üç sureyi üç defa okunmalıdır. Bir kaledir, bir zırhtır. Her gün sabahleyin ve akşamleyin bu üç suremizi okudu mu insan görünür görünmez maddi manevi tehlikelerden bir güçlü bir kaleye sığınmış olduğunu tefekkür edebilir, niyet edebilir ve bunu da hissedebilir. Bu sureleri Efendimizin yaptığı gibi yatağa yatınca ve bir rahatsızlık hissedince de okumalıdır. Bu da bir reçetedir. Sıkıntı olur, daralma olur. Hemen Felak ve Nas sureleri, İhlas surelerini okuyabiliriz. Ülkü Tamer, Türk Edebiyatı'ndan öyle nahif şiirler yazan bir şairimizdir. Seher vakti çık dağlara, güneş topla benim için diyor. İşte seher vakitlerinde insan gönül tepelerine çıkıp bu sureleri okuyarak, sabah ve akşam Allah'ı zikrederek güneş, ışık, nur, maneviyat toplayabilir kendisi için. An Osman ibn Affan radıyallahu anh kâle, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, mâ min abdin yagûlu fî sabâhî külli yevmi ve mesai külli leyletin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semai. Ve huve semi'ul alim. Thalâfe marratin. İlla lem yadurruhu şey'un. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi'yi. Sadaka Resulullah. Saygılar günün dostları 1360 doğulu İmam Nebevi'nin
Riyaz-ı Salihin'de 1360 doğru hadisi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hazreti Osman Efendimiz hayat imsali Zinnureyn radıyallahu anh rivayet ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarıyor Hazreti Osman Efendimiz. Her kim sabah ve akşam, her akşam, her sabah üç defa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi şeyhul fil ardı ve la fis semai ve huves semiyul alim derse ona hiçbir şey zarar vermez. Şimdi saygıdeğer gönül dostları, saygıdeğer takipçilerimiz mealini paylaşalım. Biz her sabah, her akşam üç defa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fis semai dedi. Bunun manası ne demiş oldu? İsmi sayesinde, adı, mübarek adı sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla güne başlarım, işe başlarım, büroya gelirim, mesaime başlarım, dükkanımı açarım. O her şeyi duyar, bilir. Bunu bu bilinçle, manasını tefekkür ederek okursa hiçbir şey zarar vermez. Ebu Davud, Edeb 101, Tirmizi Davat 13. Bab'da geçiyor. Açıklamasını alimlerimiz yapıyor, biz de sizlerle paylaşıyoruz. Allah-u Teala'dan yardım dileme ve zarar veren her yaratıktan saygıdeğer gönül dostları, ona sığınma hususunda Resul-i Ekrem Efendimiz'in bize öğrettiği özlü dualardan biri de budur. Şimdi bu duayı okuyanın duadan faydalanabilmesi için nasıl bir inanca sahip olması gerektiğini, duanın içinde geçen lafızlardan, mübarek kelimelerden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ve misaletlerinden dökülen o kelimelerden öğrenmekteyiz. O da nedir? İsmi sayesinde, adı, mübarek adı sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah inancı, Allah sözüdür. Demek ki saygıdeğer gönül dostları, duayı okuyan kimsenin her şeyden önce Allah-u Teala'ya böyle bir iman ile, güçlü bir itikat ile bağlanması gerekiyor. Ve bu duayı halis bir niyetle okuması gerekiyor ki o duanın manevi kanatları altında olduğunu hissetsin, o duanın manevi şemsiyesi altında olduğunu hissetsin, kendisini koruyan bir Rabbi olduğunu, yerde ve gökte olan hiçbir şeyin kendisine zarar veremeyeceği bir Allah'ın koruması altında sürekli olduğunu hissetti mi, kendini güvende hisseder. İşte bu duayı okuyan kimse her şeyden önce bu şuurla, bu inançla, bu manayla bu dualara bağlanması gerekiyor. Duada hem yer hem de gök anıldı değil mi? Ve bu surette yerdeki mahlukatın zararlarından ve gökten gelebilecek felaketlerden ne olmuş oluyor? Tümünden Allah'a sığınmış oluyor. Yerde yılan olur, akrep olur, virüs olur. Gökten yıldırım düşer, Allah korusun, başka sıkıntılar yağabilir, bulaşıcı hastalık yağabilir. Bütün bunlardan Allah'a sığınmış oluyor. Bu hadisi Hazreti Osman'dan radıyallahu anh oğlu Eban duydu, işitti, rivayet etti. Bir gün Eban'a, Hazreti Osman Efendimiz'in radıyallahu anh oğlu Eban'a felç geldi. Felç gelince bu hadisi ondan duyan biri ısrarla Eban'ın yüzüne bakmaya başladı. Eban da durumu kavradı. Uzun uzun yüzüne bakıyor. Eban da niye bakıyor diye durumu kavradı ve adama her nasılsa o gün bu duayı, yani Bismillahirrahmanirrahim ya durru ma'a ismi şeyhün fil ardı ve la fis semai ve huves semiyul alim duasını o gün yapmadığını, her gün yapıyormuş, bir haline getirmiş, her gün sabaha çıktığında bu duayı okuyormuş, o gün bu duayı unuttuğunu, okumadığını söyledi. Bakıyor musunuz saygıdeğer gönül dostlar? Ne kadar önemli. Muhaddis ve fakih tabi'in ve 7 yıl süreyle Medine valisi olan Eban'ın bu duayı her gün muntazaman okuması, o mübarek neslin bu derin manalı duaya verdiği önemi gösteriyor. Her gün okuyor. Bir gün okumayı unuttuğunda yüzüne felç indiğini hissediyor. Bu
kadar önemli dualar bizim hayatımızda. Muhaddis bir zattır, fakih bir zattır ve 7 yıl süreyle Medine'de valilik yapmış bir zattır. Bir gün ihmal edince bu durumla karşı karşıya geliyor. Demek ki o nesil sahabe efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine sunduğu bu manevi reçeteleri asla ihmal etmiyordu. Nasıl bir doktorun verdiği reçetesini o ilaca muhtaç olan, hasta olan bir kimse ihmal etmez. Ona 4 elle sarılırsa o nesil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine 4 elle can havliyle sarılıyordu. Cenab-ı Hak da bütün gönlüyle bağlanmalı, her fenalıktan ancak onun koruyacağına, her iyiliği ancak onun vereceğine inanmalıdır. Hadisten bunu öğreniyor. Bir gün bir arkadaşımız iş yeri çalıştırıyor. Bazen bir sıkıntılar oluyor, çalışanlarına soruyor, sabahleyin iş yerine geldiğinizde bu Bismillahirrahmanirrahim duasını okudunuz mu, diğer dualar deyince okumayı unuttuk diyor. Yani iş yerinde bir alabora, bir karışıklık, sıkıntı olduğunda hemen çalıştıranlara bunu okuyun ki sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyelim, işlerimiz ters gitmesin. Demek ki hani iş yerimize vardığımızda da bunlar okunabilir. Bir büyük zatın sevgi bağı, merhum İsmail Çetin'in Allah rahmet eylesin, sevgi bağında iş yerinde okunacak dualar arasında zikrediliyor. Sünnette zaten var, sahih hadislerde var. Demek ki bize düşen görev Cenab-ı Hakk'a gönülden, ruhtan bağlanmalı, kalben bağlanmalı, her fenalıktan bizi ancak O'nun koruyacağına, her iyiliği de ancak Allah'ın vereceğine inanmalıyız. Yani bunu kanımızın al yuvarlarına kadar, ak yuvarlarına kadar, ruhumuzun derinliklerine kadar bu inancı yerleştirmeye çalışmalıyız. O zaman her şey güllük gülistanlık olur. Ha, imtihan dünyası bazı şeyler olabilir ama insan stresten, sıkıntıdan, dertten, kederden, gamdan, ruh çöküntüsünden, ne diyorlar şimdi, tükenmişlik sendromu gibi şeyler adlandırılıyor. Bunlara maruz kalmaz. Bu dua ve zikri akşam ve sabah okumalıdır. Hadis-i şeriften saygıdeğer gönül dostları bunu öğreniyoruz. Virtsiz kalınmamalıdır. Virt demek su demektir. Su kaynağıdır. Yani her sabahta, her akşamda mutlak sevgilimiz olan Allah'ı hatırlamayacak mıyız? Elbette Rabbimizi hatırlamalıyız, onu zikretmeliyiz, virtlerimiz, zikirlerimiz olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. Allah-u Teala bizden çok çok mukaddes adını zikretmemizi istiyor. Saygıdeğer gönül dostları, sabah ve akşam Allah'ı zikretmenin faziletiyle ilgili İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin Riyaz-ı Salihin'de bizlerle paylaştığı hadis-i şerifleri sizlerle paylaşarak Havza'dan Ravza'ya selam olsun. Görevimiz, sohbetimiz Havza'da ama gönlümüz, aşkımız, Muhammed Mustafa'mızda Ravza'da olsun niyet ederek, diyerek sohbetler etmeye çalıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yad etmeye ki onu hiç unutmamaya çalışıyoruz. O bizim sevgilimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hayatımızı onun muhabbetiyle, aşk-ı Muhammediyle hayatımızı anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Bunun bir vesilesi olarak hadis sohbetlerini tercih ediyoruz. Sabah ve akşam Rabbimizi zikretmeyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere hadis-i şerifler bıraktı, vasiyetler bıraktı. Bizler de o vasiyeti tutma, yerine getirme adına sizlerle sohbet etmiş olduk. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sabah ve akşam kendi mukaddes ismini, Esma-ül Hüsna'sını, özellikle has ismi olan Allah ismini, zikrullahın en efdali la ilahe illallah demektir. Hamdin efdali de elhamdülillah demektir buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek Esma-ül Hüsna'sına kelime-i tevhidi ve mübarek lafzayı celal zikrini dilimizle, kalbimizle ve bütün organlarımızla hakkıyla zikredebilmeyi ve kurtuluşa erebilmeyi Rabbim cümlemize nasip müyesser eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir an dahi olsa, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bizi nefsimizin eline bırakmasın, gaflete düşürmesin, şeytana yem etmesin. Zikrullahından,
hamdinden, şükründen, ibadet-ü taatinden, sırat-ı müstakiminden, aziz ve kerim kitabımız kelam-ı ilahiyesinden, Habibinin sünnetinden bir an dahi, bir milim dahi ayrı bırakmasın. Allah yar ve muin olsun. Sağ olun, var olun. Sohbetlerimizi takip ettiğiniz için sizlere de şükranlarımızı arz etmeyi bir görev olarak, sünnet-i seniyyenin yerine getirilmesi olarak niyet ederek teşekkürlerimizi sunmayı, ihmal etmemeyi bir görev addediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a